Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Yanımızda Ahmet Tahir var. Merhaba, hoş geldin Ahmet Tahir. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz Ahmet. Bugün üzücü bir haberimiz var. Chatbox halkına ve sana. Evet. Eren Nur sevgili yaptığı için artık radyolarımıza katılamayacakmış. Sevgilisi izin vermiyormuş. Geçmiş olsun Ahmet. Yapacak bir şey var mı? Artık yok yani. Bu arada sana sevgilin dese artık radyo yayınlara katılmayacaksın diye. Sen ne dersin Ahmet? Yani bana sevgilim dese ki ben mi Buğra Gür mü? Ben Buğra Gür derim yani. Ooo! Sağ ol kardeşim. Yani bir yıldır yüz yüze bakıyoruz. 3 günlük kız için değişir misin? Değişmezsin. Değmez. İşte bu ya. Aradığımız kasa. Rav Show'u nasıl beğendin mi Rav Show'unu bu hafta Ahmet? Rav yine otomatik böyle kendini tekrar almış gibi bir döneme girmeye başladı. Ondan dolayı hafta aynı çok maçlar. Değil mi? Çok İyi. Beğenemedim. Evet. Ne düşünüyorsun Rav'ın bu sonbahar kıtlığı dönemi hakkında? Yani aslında Evolution olur, Crown Jewel olur. Elde çok malzeme de var. Çok işte geride Super Show'dan bıraktık ama yine de WWE ısrarla aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze sunmakta ısrar ediyor. Bu her hafta Shield dağılıyor. Bir hafta Braun Strowman saz arkadaşları dağılıyor. Ha. Bu ne ya? Dean Ambrose regl olmuş gibi her hafta. Ooo! Bir dakika. Sayalım. Ne? Ayca. Sevgilinden izin almış. Sevgilisine izin kağıdı çıkarmış. Birincisi benim sevgilim yok. İkincisi lahmacun gömüyordu. Al işte. Kesin yoktur. Evet. Evet vallahi yok. İşte bu chatbox'a, bu bir chatbox'a duyuru arkadaşlar. Sevgilim yok, haberiniz olsun duyurusu abi. Ve YouTube halkına. Evet, lahmacun yiyordum. Evet Eren Nur. Lahmacunun vücudunda salgıladığı serotonin mutluluk hormonlarıyla aramıza katıldın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Antep lahmacun mu, Urfa lahmacun mu kardeşim? Acısız işte. Acısız hangisi oluyor? Hepsi acılı. Ne? Bu arada chatbox'a bir anket yapalım. Bol soğanlı yiyorum. Aynen. O zaman Urfa lahmacun. Antep lahmacun. Pardon. Evet. Hangisi? Bilemedim ama hangisinin hangisi olduğunu. Aman boşver. Antep lahmacun da ağır, çok ağır. Ben sevmiyorum genel olarak lahmacunu zaten ya. Evet, Antep lahmacun diyenler 1, Urfa lahmacun diyenler chatbox'a 2'ye bas. Hiç lahmacun yemeyenler 3. Vegan olanlar artık konuyu terk et. Veganlık çok zor bir şey. Bir hafta dayanabilirim sadece. Niye vegan olmaya karar verdiğini anlatır mısın? Ya hayır. Ben değil. Ablam deniyordu veganlığı. Tabii onunla yaşayınca bir hafta sen de vegan olmak zorundasın. Ne alaka abi? Şimdi akşamları öyle bir et döner kesmediğin zaman ben açıkçası yemek yemiş gibi hissetmiyorum ya. Ha ama dayandım. Ama eve gittiğim zaman ilk sorduğum şey anneme köfte var mı? Al işte. Köfteyi direkt. Veganlık Eren, ne demiş? Eren'in aslında böyle prenses tipi geçinip soğanlı lahmacun yemesi. Of, gerçekten. Geldim, hala yemedim. Bir dakika, o ayrıntıyı kaçırdık. Bol soğanlı olsun lahmacun dedi ya. Ya Eren Nur, ya inanamıyorum ya. Ne? Soğanlı lahmacun hiçbir şeye benzemez. Vegan direkt hayvansal gıda tüketmiyor demiş. Today to Dark. Teşekkür ederim. Ben de bilmiyorum açıkçası. Çok da ilgimi çekmiyor ya. Bilmiyorum. Aramızda vegan olmayı düşünen varsa hemen o yoldan vazgeçsin kardeşim. Evet Ahmet. Sözler sende kardeşim. O zaman Rav'la başlıyoruz. Rav'ı Dolph Ziggler, Drew McIntyre ve Braun Strowman üçlüsü açıyor. Crown Jewel'da Braun Strowman Universal Şampiyonluğu maçına çıkacak. Bu konudan bahsediyorlar. Onları Shield bölüyor. Roman ve Seth beraberler. Dolph Ziggler soruyor Dean nerede? Onlar diyor ki Dean'i sen bu gece göreceksin. Ve buradan gecenin ilk maçına yol yapılıyor. Rollins vs. McIntyre.
kazanan ben, Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda ilk elenenin, hani ilk girenin şey olacağını düşünüyordum. Seth Rollins'le Drew McIntyre'la Dean Ambrose olacağını düşünüyordum. Fakat iki tahminim de her zamanki gibi yanılarak istatistiğimi bozmadım. Bilmiyorum. Dünya Kupası çok değişik bir hale alıyor. Ne düşünüyorsun Eren Nur? Ya Dünya Kupası Amerika Kupası gibi bir şey oldu ama bu format nasıl olacak? Hani 10 adam yani aynı anda mı dövüşecekler? Ben hiç anlamadım bunu. Kimse bir şey demedi bize. Baba şovu yapılacak mı zaten? O da bence bir arafta olan konu. Bu şeyde stage... haberlerde gördüm bu. Dakikacının öldüğüne dair kanıtlar falan varmış. Evet. Diyorlar. Bu stage yani çalışmaları... Stage çalışmaları başlamadı mı? Efendim? Stage çalışmaları başlamadı mı? Yani başladı şey, deniliyor. WWE'de şovda reklamını yapıyorlar maçın ama bilet satmıyorlar. Çok garip. Adamlar da hani ortadalar diyeyim. Onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlardır. Evet, Lunatic Phenomenal. Sorumuz chatbox'a. Ne olur? WWE Arabistan'da şov yapar mı? Arap şovu yalnız herhalde ertelenirse ya da iptal olursa dünyanın en komik şeylerinden biri olacak ya. O kadar şey pay-per-view'a giden yol resmen bozulacak yani. Ya olan şey olacak. Braun Strowman'ın çantası ne olacak? Niye? Zaten bu maç için gitti o çanta. Hell in a Cell gecesi. Bu arada iki çantada iki çanta mı? Geçen yıl da çanta boşa gitmişti. Onu demek istiyorum. Aynen. Baron Carmella da boşa gitti sayılır. Çünkü şey James Ellsworth şampiyon olamadı. Ne? Doğru. Evet Ahmet. Bu arada Donald Trump tweet atmış bu Crown Jewel olayına bakarken, yani bence yapılacak gibi şov ya. Çünkü ne demiş? Ben şey Türkiye Ligi tweet atmış da hani bu, öldürüldüğü Trump söyleniyor ya Türkiye'de. Evet abi, öldürülmüş ceset parçaları bulunmuş abi adam. Ya bunun olmadığını söylemişler Donald Trump'a. Suudi Arabistan kralıyla görüşmüş Donald Trump, bilmiyorum. Ama bence yapılacak şov yani, buradan geri dönülmez. Ya abi, bir şey fark ettin mi? Arabistan şovları öncesinde hep bir şeyler oluyor. Geçen o Greatest Royal Rumble'da darbe olmuştu. Evet. Ya Amerikalı para kazandığı yere tükürmez abi. Bence gidecektir. 10 yıllık anlaşma yani bir de. 10 yıl. Ya o konuda sıkıntı yok. Amerikalı şovu yapmaz, parasını alır. O problem değil. Gördünüz yani Rahip Brunson meselesinde de fidye vermedik. Brunson'ı aldık. Eğer bırakmasalardı kötü şeyler olacaktı diyor yani. Amerika öyle bir devlet. O bakış açısından değerlendirmek lazım bu meseleyi. Crown Jewel'a geliriz. Biraz sen Seth Rollins'in elenişinden, evet, konuş sevgili Ahmet. Evet, Drew'la maçı Dolph Ziggler'ın müdahalelerine Dean Ambrose'dan yardım geliyor. Dean Ambrose'un müdahil olduğu maçı Seth Rollins dışarıda yaptığı stomp sonucu count out'ta kazanıyor. Böylelikle Seth Rollins de Dünya Kupası maçına katılan isimlerden birisi oldu. Bakalım. Seth Rollins'in eleneceğini düşünmemiştim. Fakat pardon, Drew McIntyre'ın eleneceğini düşünmemiştim. Fakat sürpriz oldu bana. Çünkü Drew'un hakkında gelecek planları yapıldığını düşünüyordum. Ki Main Event'taki olay da bu konuda beni doğrular oldu. Geçelim Ahmet. Buradan arka alandayız. Shield Dean Ambrose'a takılıyor. Dean Ambrose'un o lunatik deli dönemlerinden bahsediyorlar. Dean Ambrose da artık o deli adam olmadığından bahsediyor. Ringde geri dönen bir isim var. Tamina, Ember Moon ve Nia Jax. Dana Brooke ve Tamina'ya karşı. Maçı Ember Moon'un tuşuyla birlikte Ember Moon'un Nia Jax takımı kazanıyor. Maç sonu Nia'ya super kick geliyor Tamina'dan. Segmenti ayakta kapatan isim ise Dana Brooke.
Çok şaşırtıcı. Dana Brooke'un bu arada Enes Kanter'le sevgili olması. Evet, olabilir Enes Kanter. Yalnız bu şey çok sıkıcı ya. Hani her yani öncesi böyle millet birbirine atıyor ringde gözdağı veriyorlar. He, ben kazanacağım. Ve bir de sonra niye Dana Brooke kalıyor? Bence Dana Brooke kazanacak ya Battle Royale'de. Evolution yapacak. En son Asuka'yı eleyerek kazanacak. Kazanabilir. Japon elemeyi seviyor. Feto Push'u. Aynen. Aa zaten şu şeyde mi? Yok. Aa doğru, Philadelphia'daydı. Pardon, orası şeydi, başka yerde karıştırdım Feto'nun yerini. Pensilvanya. Ben hatırlatayım sevgili Eren Nurcuğum. Teşekkürler. Bugün hatta hutbe konuşmaları vardı partilerin. Gene Pensilvanya her gün duyduğumuz için unutmuyoruz. Çırak yazmış. Bu ses kimin? Kız sesi gibi ak. Çünkü kız. Evet. Mosyo Patiak yazmış. Kesin kazanır diyenler favlıyor. Denizcan Sart yazmış. Rey Baba geri dönüyor. Edge Baba alacak. Ne düşünüyorsunuz? Matt Hardy Show'da olacak. Excuse me geliyor. Neler olacak sizce yarın? Neler olacak? Evet, birazdan evet. Geçeceğiz SmackDown'a Denizcan. Şu anda Raw konuşuyoruz. Ahmet, sen ne düşünüyorsun genel olarak takım kadınlar divizyonu hakkında Raw'un? Yani çok garip bir dönemdeyiz. Arabistan'a bir kere daha gidiyor WWE. Ondan önce de kadınlara özel şov yapıyor. Arabistan'a iki de kadınları götüremiyor ama kadınlara özel şov yapıyor. WWE'nin enteresan ikiyüzlülüğü paralelinde bence çok heyecanlı bir Evolution yolu geçirmiyoruz. Yani ben çok heyecanlandıran maçlar yok duyurulanlar arasında. Bakalım show'un son günü neler olacak? Show günü, özür dilerim. Evet, kadınlar divizyonu da böyleydi o zaman ilk segmentte. Ahmet. Ronda Rousey, Raw kadınlar şampiyonu. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz heel turn geçirmişti Bella'lar. Neden bunu yaptıklarını soruyor Ronda Rousey. Bella'lar da gelip bir sözleşmeye başlıyorlar. Bella'lar sana bütün kapıları savaşarak açtığını söylüyorlar Bella'lar. Ronda Rousey ise sizin açacağınız tek kapı John Cena'nın yatak odası diyor. Olay var. Evet, ikili face to face'e giderken güvenlik görevleri ayırmaya çalışıyor ama Ronda yine hepsini patates ediyor. Bella'lar kaçıyor ve bu segment de burada sonlanıyor. Yalnız ondan önce bir tane daha laf sokmuştu, işte siz sadece kocalarınızın isimleriyle iş yapıyorsunuz gibisine. Bayağı iyi konuştu Ronda Rousey. Ooo, seyircilerin istediğini verdi. Seyirciler bunu yıllardır böyle şeyler duymayı beklediği için ister istemez bir ayağa kalkıp yes falan çekmeye başladılar. İlginçtir, yes çektikleri adam da Ronda Rousey'in laf attığı kadının kocası. Al işte. Lanet filan mı? Çok zevklendin Nerem Nur. Evet, anlat. Yani soğanlı lahmacun bile seni bu kadar heyecanlandırmadı. Dinliyoruz. Hayır, sadece Bella'ların yaptığı laf şeyini sevdim. Yani Andoranzi'yi tam olarak sevmiyorum hala. Lanet Phenomenal yazmış. Bu arada o güvenliklerden birisi birçok efsane güreşçinin yetiştiği Chikarina'nın Midcard şampiyonu. Chikarita mı dedim? Pardon. Buradan James Hernandez miydi? Neydi çocuğun adı? Abi Chikarito'nun adını söylesene Ahmet. Javier Hernandez. Javier Hernandez. Teşekkür ederim. Buradan ondan özür diliyorum. Tüm Meksika hakkında. Çırak sormuş. Olası bir Tamina Nia Jax feyodunda kim kazanır? Böyle bir feyod olursa Ahmet, sence kim kazanır? Evet, o zaman öteki tarafa geçelim. Ahmet, sana soru sordum. Efendim? Dedim ki Tamina Nia Jax feyodu olursa kim kazanır? Bence biz kazanamayız. O kesin de yani. Al işte. Peki kadınlar divizyonunda hangi feyutta biz kazanırız kardeşim, söyler misin? Alexa Bliss, Liv Morgan. Ben ring işi bir cevap bekliyordum. Hemen seksist bir cevap gelmesi. Eren Nur, sence?
Bana göre Asuka Becky Lynch, evet. Buna... Şimdi bunun konumuzla alakası ne Eren'dir bu cevabın? Ne? Bu konunun, bu cevabın konumuzla alakası ne? Hayır, görmek işte bizim kazanacağımız. Ona şey yaptım. Duymuyorum ki, kesik kesik. Tamam Rav. Evet. Benim sesim kesik kesik mi geliyor? Biraz kesik geliyor, evet. Benden öyle bir şey olamaz. Yeni internet bağlattım eve. Allah Allah. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Dedik ki Raw divizyonda kim kazanır? Pardon, kim kazanır? Evet, seyircinin hangi feud'unda kim kazanır demiştik. Raw divizyonu. Liv Morgan Alexa. Tamam oğlum, sen dur ya. Eren dur sen. Ama şimdi Eren'in maçıyla ilgili bir yorum yapacağım da PG olmadığı için yapmayayım diyorum. O yüzden sessiz kalacağım. Evet Eren dur. Yani ben de Ahmet'in dediği şeye katılıyorum çünkü başka yok yani. Bizim yorumcuların hepsinin yoldan çıkmış olması. Evet, devam edebiliriz ama. Ahmet. Evet, Raw'da devam ediyoruz. Bir eleme maçı daha var. Dean Ambrose ve Dolph Ziggler'a karşı. Dolph Ziggler biliyorsunuz Raw takımlar şampiyonu. Drew McIntyre'ın müdahaleleriyle birlikte Drew McIntyre maçı Ziggler'a kazandırıyor. Ziggler böylelikle Dünya Kupası maçında yer alan bir başka isim oluyor. Maç sonu Rollins Dean Ambrose'un durumunu soruyor ama Dean Ambrose yine atarlı giderli Seth Rollins'e karşı. Onu ittiriyor. İşte Roman Reigns olay mahalline geliyor. Onları sakinleştirmeye çalışıyor. Bu sırada da genel müdürümüz geliyor. Genel müdürümüz Shield'ın gecenin sonunda Braun Strowman, Drew McIntyre ve Ziggler'la 3-3 maçta karşılaşacağını duyuruyor bizlere. Baron Corbin'in iyice iki kez bir görünüme sahip olması. Baron Corbin'in GM performansını Chatbox halkı nasıl değerlendiriyor merak ediyorum. Eren Nur, sen ne düşünüyorsun? Baron Corbin Kurt Angle'dan daha iyi iş yaptı. Apaçık belli ama yani artık yavaş yavaş şu feud bitse de geçse diyorum yani. Tam maçlar zevk verebilir ama her round sürekli aynı şey dönüyor. Kısır döngü dönüyor. Ya sonbahar dönemi böyle olabiliyor Ahmet. Sen ne diyorsun? Ben Baron Corbin'in GM performansı olarak çok üst düzey olduğunu düşünüyorum. Hani hiç kimse beklemezdi. Shake Up'la birlikte Raw'a gelen ve öyle No Way Jose ile falan takılan bir adamın bu kadar kilit rol oynayacağını kimse düşünmezdi. Ama gayet iyi hakkını veriyor Baron Corbin. Mertay yazmış. Çok şaşırdım. Çok şok edici bir maç. O da kısır döngüye dem vurmuş. Yani Ahmet, kısa dönemde Survivor Series sence bu kısır döngüyü aştırır mı bize? Aştıracağını umuyorum. Çünkü geçtiğimiz seneyi de göz önüne alacak olursak, geçtiğimiz sene çok iyi bir Survivor Series izlemiştik. Maçlar çok iyiydi. Bu sene de onu aratmaz bence. Daha çünkü daha iyi altyapılara sahip bir şeyler hazırlanıyor. Yolu yapılıyor bu sene. Baron Corbin arasında, Kurt Angle arasında. Daha önceden yapılıyor yolları. Evet. Çünkü şeyler... geçen sene Survivor Series brand kavgası, hani AJ'in son anda WWE şampiyonu olup şova gitmesi gibi garip şeyler olmuştu. Ama orada sakat, gerçi Jinder mahallede sakatlık yoktu. Yok, Jinder bırakmak zorunda kaldı kemeri maalesef. Heee. Tamam. Ağlamayalım. Ebesinin ki diyeceğiz. Evet, bir şanti verir misin kardeşim o zaman? Şantiye az sonra maçta 2 dakika içinde Jinder yenildiğinde verelim diyecektim ama şimdi verebiliriz. Dinliyoruz kardeşim. Hazır mıyız? Hazırız. Ama lütfen bana eşlik edin. Tabii ki. 1-2-3 Şantiye. O zaman son kez. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Bir rahatlama geldi, yalan yok. Ben Jinder Mahal'e eskiden inanmıyordum ve sevmiyordum. Bu şanti rahatlamalarından sonra World Class Jinder yazmış. Jinder Mahal'e burun deliklerimi açıyorum. World Class yazmış. Dimdik oldu ve tüyler yazmış. Of of. Evet. Survivor Series'te Team
Angle ile Team Corbin mi olur demiş Chirax. Öyle görünüyor. Olur. Ya çünkü Brent olmayacak gibi bu sene ya. Yoksa olur mu? Hiç... Ya iki sene üst üste bayar diye düşünüyorum da. 2016'da da öyleydi. Sonra 2017'de de aynısını yaptılar. Üç sene olmaz yani. Hiç şeyi, zevki kalmaz. Evet Ahmet, sen ne düşünüyorsun? Ben Brent'ten vazgeçerler mi? Bence ana maçta, ana maç dışında ben bu sene Brent savaşlarından vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Kadınlar yani... için yaparlar, kadınları sıkıştırmak için. Abi zaten Midcard şampiyonları falan. Ha, Super Showdown Brent savaşı gibi bir şey oldu zaten. Evet. Mosyo Pati Ayak yazmış. Odors of Pain olur Baron Corbin'in takımında. Odors of Pain'in maçına mı geçiyoruz Ahmet? Yok, Jinder Finn Balor maçı var şimdi. Evet, dinliyoruz seni. Zaten kısa süren bir maç. Finn Balor yaklaşık 2 dakika içerisinde mağlup ediyor Jinder Mahal'i. Coup de Grace ile tuşu buluyor. Samir Singh geri dönüyor bu arada. 10 ay sonra yaklaşık. Samir Singh geri döndü, Jinder'ın köşesindeydi. Maç sonu Finn Balor'ın sevinmesine izin verilmeden Bobby Lashley bölüyor Leo Rush'la beraber. Bobby Lashley'i tanıtıyor Leo Rush. Akabinde yine çok kısa bir maç var. Lashley çok kısa süren bir maçta Tyler Breeze'i yeniyor. Evet, hoş geldin Furkan. Selamlar olsun. Ya Baron Corbin bir yana, Finn Balor ile Bayley'nin birlikteliğini nasıl değerlendiriyorsun Eren Nur? Yani neden böyle bir şey yaşanıyor? Niye? Mixed Match Challenge ile sonuçta şey uzak, hani senaryolar uzak tutuluyor babından bir şey var ama yani ikili takılmalarına çok şaşırıyorum. Ha, Sasha Banks'in gitmesi bunda bayağı etkili oldu ama hani Sasha geldi bu şov. O yüzden ayrılacaklarını düşünüyorum. Artık yavaş yavaş Dolph Ziggler ve Seth Rollins arasındaki şey biterse Finn Balor'ın da yavaş yavaş yine kıtalar arası kemere yöneleceğini düşünüyorum. Royal Rumble için veya yıl sonu bitmeden. Ayber hoş geldin. Ahmet, Finn Balor hayatımda gördüğüm en boş adam demiş. Katılıyorum. Yani kısa, fizik olarak yetersiz. Kısa mı? Ama fizik olarak yetersiz mi? Abi yani Jinder'ın yanında çocuğu gibi duruyor. Ama Jinder'ın yanında olduğu içindir o. Bence karakteri çok iyi. Ama maalesef WWE tarafından değerlendirilmiyor. Ben de çok antipatiyle baktığım güreşlerden birisi ama iyi öldürüp hakkını vermek lazım. İyi bir karakteri var ama kullanılamıyor doğrusu. Yani bence yüz boyasını kullanmadığı zaman, o Demon King gimmickini kullanmadığı zaman Finn Balor'ın hani bir 205 live güreşçisinden farkı yok diye düşünüyorum. Sadece daha havalı bir girişe sahip. Yani ring içinde de fark yaratan bir stili varsa da WWE'de bunu izleyemiyoruz bence. Eren Nur'un itirazları olacak galiba. Eren Nur, seni dinliyoruz. Ya yani Rava gel, yani o Universal kemerini kaybettiğinden beri böyle gülümsemeli bir adam olması beni de rahatsız ediyor. Sonuçta NXT'de veya Prince David dönemlerinde her zaman ciddi kalmış bir adamdı bu. Ama bu kadar da hani cıvıtması birazcık yani beni üzüyor açıkçası. Çünkü bayağı potansiyeli var bu adamın. Abi fiziğiyle ilgili dedim de geçtiğimiz gün Buğra Gür bir Instagram'da bir story atmıştı. Ben gerçekten Rusev'e benzettim fiziğine. Hani Buğra Gür'le koysan Buğra Gür döver bence Finn Balor'ı yani. O kadar ringe yakışmıyor ki adam. Ya işte biz de kendi çapımızda bir şey yapıyoruz. Rusev abimiz kadar olamayız da. Lunatic Phenomenal yazmış. La adam gülüyor sadece. Demon King'i tam zamanlı olarak en son NXT'deki Owens Field'unda görmüştük herhalde. Demiş. Çok mert bir şekilde cevaplar mısın? 205 Live WWE'nin en iyi şovu mudur? Evet, doğru, öyledir. Öyledir. Şimdi bunu tabii ki daha hayır yani, bunu söyleyecek bir şey. NXT'de kafa kafa gider. Ben hayır yani tabii ki. Evet, Finn Balor heel turn yapmalı mı? Chatbox halkına soralım. Eren Nur. Yapmalı ama ona çok fazla şey yükledikleri için, hem işte LGBT hakları, hem sosyal sorumluluk projeleri, işte Make-A-Wish kapsamlarına soktukları için, yüzü yaptıkları için zordur bu saatten sonra.
LGBT haklarının WWE'de temsil edilmesini, güreşçiler üzerinde bir gimmick karakter olarak yansıtılması hakkında ne düşünüyorsun Eren Nur? Yani daha çok ilgi toplamak için diye düşünüyorum. Yani tam Bialar'ın girişi güzel, WrestleMania girişi güzeldi ama yani daha iyisi olabilir miydi? Olurdu. Mesela ne olabilir? Yani Finn Balor hani daha ciddiyetli girse veya daha özenle hazırlanmış bir girişle girebilirdi. Yani orada random toplanmış adamlar renkli bayrakları açıp hadi kordu hadi koçum diye yapmaları çok beklentimin altında kaldı diyeyim. Hı. Ama onun dışında hakları korumaları güzel. Finn Balor'ın takip ediyorum tweetlerini. Özellikle o son paylaştığı şeyleri bayağı güzeldi ama sadece ilgi çekmek için biliyorsunuz WWE logic. Evet Ahmet, Abaz yazmış. Kurtlar Vadisi izleyip yorum yapmayın. Takımı adam gayet sempatik demiş. Yani ben sempatik mi hiç o gözle bakmadım Finn Balor'a ama yani Finn Balor'ın aslında bu LGBT karakterini vesaire yadırgamıyorum. Çünkü artık WWE değişen dünyayla birlikte güreşçilerdeki karakterlerini de değiştiriyor. Artık hiç eskiye nazaran sert bir kimlik yok. Artık güreşçiler daha çok insana benziyor. Daha fazla gri çizgi var. Daha az heel face ayrımı var. Hem de kendilerini yansıtabiliyorlar. Sonya Deville mesela. Darren Young o yaklaşamadı ama Finn Balor ve Sonya Deville kendilerini gayet iyi ifade edebiliyorlar. Eskisi gibi katı değil. Ahmet'in dediği gibi. Karakterler çok sert değil diyorsunuz. Geçirgenlik fazla diyorsunuz. Jeff Hardy'nin kulak deliği yazmış. WWE farklılık denemiyor. Çok sıkıcı olaylar. Heel turn imkansız. Lantik Finamol yazmış. Balor şu anda kemerler Shield ve show etrafında döndüğünden boşta. Ama 2 senedir Balor en tepede iyiydi zaten. Biz farklı şovlar izledik kardeşim herhalde, kusura bakma. Evet, The Icon yazmış. Big Show bir turn yapsa rating rekorları kırılır. Sene 99. Lanetik Phenomenal şu dönemde kendini bir tazelemesi lazım falan filan. Ayberk yazmış. Finn Balor iyi güreşçi ama kötü bir süperstar. Daha iyi iş yapmaz WWE'de, en babası Intercontinental United States falan alır. Hikaye hele heel olursa iyice sırıtır. Kevin Owens Co demiş. Finn Balor boyasız güreşmese adam değil mi ya? Hiçbir şey anlamadım. Evet Ahmet. Lita ve Trish Stratus ringde. Evolution'da takım olacaklar ve Alexa Bliss ve Mickie James'le. Doğru mu Eren? Evet. Karşılaşacaklar. Lita ve Trish rakiplerini çağırıyorlar ringe. Neler yaptıklarından bahsediyorlar şimdiye kadar, geride bıraktıkları yıllarda. Mickie ve Alexa ise geliyorlar. Bir pratik kelimesi üzerine bir tartışma oluyor aralarında. Alexa fake atıyor, ringe gelecek gibi oluyor ama ringe gelmiyor. Geri dönüyor arka alana. Biz de Trish ve Lita'yı izlerken bu segment burada sona eriyor. Evet Eren Nur. Biraz sönük kaldı. Yani bana göre segment hem Lita hem Trish var. Karşılarında gayet ağız laf yapan Alexa var ama bunu beklemiyordum. Birazcık sönük bir promo kaldı. Onun dışında Mickie James kaç yaşına gelmiş? 60 yaşındaki teyzelerin tişörtlerini falan giyiyor ya. Üzülüyorum kadına. Ahmet. Yani tekli izleyecektik. Bence tekli izlemesi daha güzel olacaktı. Bir anda işi takıma döktüler. Galiba Evolution'da daha fazla maça yer bırakmak için yaptılar bunu da. Bilmiyorum ya, benim çok bir heyecanım yok. Yani Trish Stratus'un hala güreşemediğini Royal Rumble'da gördük. Ama Mickie James, Lita ve Alexa toplayabilir mi? Bilemiyorum bu maçta da. Edward Glass yazmış. Alexa'da Trish'e girebildiğin tek oda Vince McMahon'ın yatak odası deseydi. Ooo! Bugün yatak odaları çok karıştırıldı yani. Haberiniz olsun. Yarın YouTube'dayız ona göre. Evet. Evet Eren, dur. Ne düşünüyorsun yatak odası konuları hakkında?
Bir şey diyemeyeceğim. Sence WWE'de böyle sence böyle WWE'de entrikalar dönüyor mudur? Vince McMahon'ın özel hayatının şirketle karışmış olması ihtimali söz konusu mu? Yani bence öyle bir adam gözükmüyor. Senaryo dahilinde yaptı bunu defalarca geçmişte. Hatta karısının önünde de öpüşmüşlüğü de var. Ya kadın orada şey tekerlekli sandalyede adam gidiyor Trish'le mi? Birisiyle öpüşüyordu. Galiba Tori olması lazım. Yani bence iş hayatıyla aşk hayatı ayrıdır adamın. Senaryolar önünde ne yapan bunları gerçekte neler yapar mı diyorsun Ahmet? Yani evet o anı yaşamak isterdim. O yıllarda yaşamak isterdim. Evet. Bu konuda Evolution konusu da böyleydi. Evolution şovuna artık Eren Nur şeyi toplasın. Forumdaki kız üyeleri toplasın. Artık bir radyo yayını yapsın. Ne? Şey kimse yok ki. Ne demek kimse yok? Var şeyi alırım. Şevval'i alırım işte. Supergirl diye bir kız var sürekli yorumu. Supergirl oğlum. Sonra kadın güreşine gönül vermiş isimleri toplarım. Ahmet Eren'i tamam. Alırsın. Of. Evet, Alicia Fox veririz. On My Mind alırım. Onun Naomi överiz. Beyaz... Colorbone'u alırım. Sasha Banks'in bu hali ne olacak derim. Beyazıt Su'yu alırsın artık. Beyazıt Su vardı bir aralar yazmış. Evet, Beyazıt'ı çağıralım. Evet, hip hop seven bir adam vardı. Mertay. Dinliyoruz seni. Ben kardeşim, gel seni de alalım. Yani kadın güreşi konuşuyorsan gel seni de alalım. Beyazıt demiş ses konusunda da sıkıntı yaşamazsınız diye. Doğru. Bir beatbox mı yapacak? Evet Ahmet söz sende. Evet Conquistador geri döndü bu hafta Rav'da. Conquistador Authors of Pain'le karşılaşacak. Baron Corbin maçı izliyor rampada. Authors of Pain kısa süre içerisinde maçı kazanıyor. Kurt Angle'ın maskesini çıkartıyorlar ama Kurt Angle değil başka bir adam. Corbin tabii olanları şaşırıyor. O da Kurt Angle'ın o sarı elbise içindeki güreşmesi. Ve bir tatilci gibi adeta emekli öğretmen kombiniyle beraber orada Baron Corbin'i hemen çok kısa sürede haklıyor Kurt Angle. Evet. Yalnız Angle'ın çok güzel gömleği ya. Bayıldım. Bu arka alanda zaten dans eden herif şey yapmıştı. Neydi adı? Hatırlayın. Jose. Nove Jose. Makarasını çevirmişti. Gerçekten Kurt Angle son zamanların en vakanda gimmiki yani WWE'deki. Bir şey diyeyim, siz bu kıyafetin içine girer miydiniz? Altın kaplamalı. O yani ne ya? Bağlı. Stretch filmin üstüne sarılmış et parçaları gibi gözükmesi o kıyafet. World Class GTR ben girerdim demesin. Gönüllüler de var yani görüldüğü üzere. Lantik Phenomenal. Millet nelerin içine giriyor. Eren dünyadan haberin yok. Ne? Ne? Sağ ol kardeşim dünya gözümü açtığın için. Aykan sıcak tutar kışın. Evet Ahmet. O zaman burayı da bitiriyor muyuz lan bir yorumumuz? Yani Dünya Kupası'na Kurt Angle katılarak Amerikan milliyetçiliğini biraz daha güçlendirdi. Dünya Kupası'nda Amerika'ya başarılar. Biz de başarılar diliyoruz ve Natalya Rubiray sıradaki maçımız bu gecenin ikinci hatta üçüncü geri dönüşünü izliyoruz. Sasha Banks, Natalya arkasına Bayley ve Sasha Banks'i alarak Rubiray'la maça çıkıyor. Maç DQ ile sona eriyor. Sarah Logan olaya müdahil oluyor. Sonrasında face ekip Sasha Banks, Bayley ve Natalya ringi temizliyorlar ve segmenti ayakta kapatıyorlar. Bu galiba Evolution'da yapılacak bir maçın şeyiydi, fitiliydi. Yani Evolution'da Six Man Tag Team göreceğiz. Artık Evolution show konusu değerlendiricisi Eren Nur söz sende. Boring Lation yani direkt sıkıcı. Tuvalete gitmelik. Ne? Bunu böyle değerlendirme. Gerçekten tuvalete gitmelik sen bir maç. Hayır. Yani. En başta ne dediği onu anlamadım. Boring Lation yani. O ne sıkıcı. Ya?
sıkıcı kelimesinden yani. Ha, dalga doğru. Geçtim Pepe Bion ismiyle. Gerçekten of. Sıkıcı. Yani. Ahmet gerçekten jetonunun köşeli olmaz kardeşim. Ben de. Ya, Biribella vs. Morgan maçı görsek daha fazla heyecanlanırdım. Sasha'ya yazık gerçekten. Oldu demiş Mertay. Evet, Sasha ve Bayley'e yazık. Onlar aslında turn yapsalar fıstık gibi maç izleriz ama böyle bir şey izin vermiyor da WWE. Lantik Finamal, Dünya Kupası'nda sadece Amerikan güreşçiler var, yoksa verilmek istenen mesaj güncel dünyanın Amerikan kapitalizmi altında kalmış topraklar zinciri olduğu mudur? Şimdi ne? bunu bir konu olarak aç, orada tartışalım sevgili Lantik Finamal. Sasha ile Bayley'in hala takılmaz demiş World Class GTR. Ne düşünüyorsun Ahmet? Yani Sasha Banks ve Bayley galiba, bilmiyorum, hani Raw yazar ekibinin aklına galiba çok fazla alternatif gelmediği için böyle beraber takılıyorlar. Bir ayrılıyorlar, bir geri beraber oluyorlar. Bu lisede sürekli kavga edip fakat hep kanka olduğun bir arkadaşın olur ya, aynı böyle. Evet. Sasha ile Bayley'de. Yani ayrılsak da beraberiz dizisinde gibiler. Bilmiyorum ki. Çok söyleyecek bir şey yok. O diziyi hatırlayan var mıdır acaba radyo chat box'ında? Ayrılsak da ben beraber yazdır. Pek sanmıyorum. Ben de zannetmiyorum. Evet Ahmet. Evet, bunu da bitiriyoruz. Elias var. Elias yine her zamanki gibi performansını gösterirken bu sefer sürpriz bir isim bölüyor. Apollo Crews. Apollo Crews da galiba haftalar sonra Titus Worldwide'da aldıktan sonra ilk defa Rav'da şans buluyor. Apollo Crews bayağı kaldırıyor Elias'ı. Yere seriyor ve böylelikle segmenti üstün kapatan isim oluyor. Diyecek bir şey yok yani. Apollo Crews biraz şans bulabilseydi şirkette daha iyi olacaktı tabi. Evet. Eren, senin herhangi bir yorum var mı? Yorum yok. Tamam. O zaman main event'e geçiyoruz. Main event'te gecenin ortalarında ayarlanmıştı biliyorsunuz. Shield, Strowman, Ziggler ve McIntyre'a karşı. Maçı kazanan ekip Shield, Triple Powerbomb'la, hatta tuşu bulan isim de Ambrose. Ambrose biliyorsunuz çok gel gitti haftalar yaşadı geride bıraktığımız dönemlerde. Maçın içinde Ambrose'un Dirty Deeds denemesi oldu Seth Rollins'e karşı. Fakat buna rağmen maçı kazanmasını başardılar. Yine bir kardeş olarak, beraber olarak bitirdiler burayı da. Fakat maç sonu Strowman ringe geliyor. Ziggler'a bir power slam yapıyor. McIntyre de yapmak istiyor ama McIntyre Claymore vuruyor Strowman'a. McIntyre de böylelikle ringi terk ediyor. McIntyre'la Ziggler şimdi ayrıldı mı? Hayır. Ben hakkını koydu yani Ziggler'a. McIntyre'ın yalnız başına ringi terk edişinden öyle bir izlenim aldım da. Evet, dönme dolap Dean Ambrose yazmış Abbas. Ne düşünüyorsunuz? Dean Ambrose'un bu halleri Shield'a neler getirecek, neler götürecek Eren Nur? Yani Dean Ambrose ayrılmaya her şurada ne var yani? Dediğim gibi 2018 bitmeden Dean Ambrose ayrılacak ama çok fazla belli ediyor WWE ya da bize ters köşe yaptıracak. Ters köşeyi kim yapacak? Roman Reigns mi Ahmet? Zannetmiyorum. Beni Seth Rollins'ten görebiliriz. Yani ben de bu kadar bariz gösterildikten sonra Dean'in yapacağını zannetmiyorum turnu. Seth Rollins yapabilir. Her hafta soruyorlar. Dean Ambrose ayrılır mı? Dean Ambrose bu yapar mı? Seth Rollins'in de dün gece agresif hareketleri oldu Dean Ambrose'a karşı. Roman Reigns gelmese Baron Corbin'le konuşulan segmentte baya baya gidiyorlardı yani. Tokatlaşmalar evet. Başlamıştı yani. Ne düşünüyorsunuz? Shield'ın geleceği ne olur? Sene sonuna kadar Ahmet. Yani üçüncü birleşmeleri Shield kesinlikle WWE tarihine artık adını yazmış bir takım. İkinci belki sakattan dolayı şanssızlıktı ama birinci maceralarıyla beraber adını yazmış bir takım. Modern dönemin NWO'su diyebilir misin? Daha büyük diyebilirim hatta. Yani evet. Çünkü yani neler yapmadılar ki? Wyatt Family, John Cena, Undertaker, işte Evolution, Undertaker. Ya bitirmekten adam kalmadı. Ben 2019 bitmeden dağılırlar mı? Ben WWE bir süre daha bunun ekmeğini yer diye düşünüyorum. Yani öyle kolay kolay dağıtacaklarını zannetmiyorum. Taştan ekmek çıkarırlar diyorsun. Taştan su çıkarırlar sıkarak ha? Devam ederler yani bunu.
Ben evet, bana da evet. Bana da WrestleMania'dan önce dağılacaklarmış gibi gelmiyor. Ama kemerleri işgal etmesinler yani. Intercontinental kemeri savunsun veya Universal kemeri savunsun. Evet, NWA Shield'ı bu gece görür müyüz SmackDown'da? İlk olarak Braun Strowman'ın yalnız kalışından bahsedelim. Sonra SmackDown'a geçelim arkadaşlar. Ahmet, ne diyorsun? Evet. Strowman yalnız kaldı artık. Üstelik Drew McIntyre Strowman'ın önüne geçmiş gibi duruyor promotion konusunda, push konusunda. Neler olur sence önümüzdeki dönemlerde? Ben Drew McIntyre'ın sıradaki Universal Şampiyon olacağını tahmin ediyorum bir kere. Bana da öyle geliyor ya. Yani Braun Strowman'dan önce alacak gibime geliyor. Ki alsın da yani Braun'dan da her anlamıyla daha iyi bir güreşçi. Daha komple bir güreşçi. Daha karizmatik bir güreşçi. Braun Strowman çok uğraştı. Crown Jewel'da bir kere daha uğraşacak ama nafile. Ben kemeri alabileceğini düşünmüyorum. Çok şans vermiyorum kemeri kazanmasına. Bence Drew McIntyre alacaktı. Dolph Ziggler da mükemmel bir menajer değil mi ya Eren Nur? Herkese lazım böyle bir menajer. Mesela hayatın herhangi bir köşesinde Dolph Ziggler kadar her şeyine yetişen bir arkadaşın var mı? Yani yoktur herhalde. Ahmet? Benim var. Var. Ne düşünüyorsun? O da Eren Nur falan diyor. Yok var. Yani üniversitenin insana kattığı dostluklardan bir tanesi olarak var. Dolph Ziggler çok iyi bir yancı. Hani çok verilen her görevi çok iyi yapan bir adam. Ben beğeniyorum yani. Yes, yesçi keçi adam yazmış. O kadar Brock'a sövdük, Roman aldı hala aynı. Aynı olan nedir sevgili keçi adam? Galiba title defense yapılmaması kemerin. Ne düşünüyorsun Ahmet? Ya title defense konusunda şimdi hakkını yemeyelim Roman Reigns'in. Title defense yaptı. Baron Corbin'e karşı yaptı. Benim hatırladığım. Kim Balor'a karşı yaptı. Kim Balor'a karşı yaptı. Kevin'e... Braun Strowman'a karşı yaptı. Bu hafta sonu yine Braun Strowman ve Brock Lesnar'a karşı yapacak. Ne diyorsun yaptı, Ahmet? Yani sürekli kemeri koruması çok matah bir şey mi? Bence değil. Bence kemerin prestijini düşüren bir şey ama Roman bunun çok yani ayarında yazıldı Roman için. Hani çok düşürdüğünü söyleyemem. Mantıklı çerçeveler içerisinde korudu, şey savundu kemerini. Beyazıt demiş, Dolph Ziggler gibi ağzını 17 metrekare açarak sakız çiğneyen bir arkadaşım olmasını istemez. Beyazıt gene günün en formda ismi sensin kardeşim. Ne diyorsun Ahmet? Genel olarak... Braun Strowman'ın gelecekte neler yapabileceğine artık düşüşe geçti diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani WWE'de kariyerin böyledir. Çok düşer, çok iner. Ortalarda seyredersin, yine yükselirsin. Braun Strowman geçtiğimiz sene Great Balls of Fire'dan beri hiç düşmedi. Hep dominanttı. Kimleri kimlere ezdi. Bence bir süre dinlendirilmesi iyi olacaktır. Evet, o zaman Raw hakkında şova puanlayalım, ardından SmackDown'un bu geceki efsane bölümünü sohbetlemeye geçelim. 5 üzerinden kaç puan veriyorsun Eren Nur? Ve son bir şey diyecek bir şeyin var mı Raw hakkında? Yok, demeyeceğim. Pekala. Ahmet sen ve Chatbox halkına da soruyorum. 2.5 diyeyim ben de. Ben de 3 diyorum. Açıkçası ortalama bir şey oldu. Özellikle hani bu Kurt Angle'ın sürpriz geri dönüşlerin ve bunun yanında Baron Corbin'in performansını beğendim. World Class 4 demiş. Funky Amasopian 2 demiş. Lunatic Phenomenal 4. Yes Yesçi Keçi Adam 3. Apaz 2. Icon 2. Whispering The Wind 3. Yağız Kılıç 2.5. Puanlar böyle. O zaman Alper Canbaz 3. Alper hoş geldin kardeşim. YouTube yayınımızın bu kısmını kapatmak için veda edeceğiz. Şimdi hemen tekrar başlayacağız. Bugün Raw'ı konuştuk, SmackDown'ı konuştuk sizlerle beraber. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Eren Nur'a ve aynı zamanda Burak'a da çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.